5 Nisan 1951'de Gaziantep'te dünyaya gelen yazar, iktisatçı Seyfettin Gürsel'in kardeşidir. İlk öğretimini Balıkesir 6 Eylül İlkokulunda tamamlamıştır. 1970'te Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. Yazıları 1960'ların sonlarından itibaren edebiyat dergilerinde yer almaya başladı. 12 Mart muhtırasının ardından bir yazısı gerekçe gösterilerek yargılandı. Bu olayın ardından Fransa'ya geçti. 1974'te Paris Sorbonne Üniversitesi Modern Fransız Edebiyatı bölümünü bitirdi. Doktorasını yine Sorbonne'de Louis Aragon ile Nazım Hikmeti konu alan karşılaştırmalı edebiyat alanında tamamladı. Halen Sorbonne Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı dersleri veriyor ve Fransa Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi'nde Türk Edebiyatı üzerine araştırma başkanı olarak çalışıyor. 1966'dan itibaren yazıları Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Yeni Edebiyat, Birikim, Milliyet, Sanat ve gösteri dergilerinde yayımlanmaya başladı. Kitapları 12 dile çevrildi. Bazı öyküleri tiyatroya uyarlandı. Bir de senaryosu var. Fransa'dan 1979'da döndüğü Türkiye'de kısa süre kalabildi. 12 Eylül'ün ardından yeniden Fransa'ya gitti. Akademik faaliyetlerine paralel olarak aralarında Le Monde, Cumhuriyet ve Milliyet'in de bulunduğu çeşitli basın yayın kuruluşlarına yazılar yazdı. Halen Fransa Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde araştırma direktörlüğü görevinin yanı sıra Sorbonne Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı dersleri vermektedir. Pen Yazarlar Derneği, Paris Yazarlar Evi ve Akdeniz Akademisi üyesidir eserleri toplam 27 dile çevrilmiştir. Nedim Gürsel, Aylin Yücedağ'dan Dilay Alin Gürsel ve Zuhal Türkkan'dan Leyla Gün Gürsel olmak üzere iki kız çocuğu babasıdır. Nedim Gürsel'in eserlerinden bahsedecek olursak, ilk kadın, boğaz kesen, resimli dünya roman türünde, uzun sürmüş bir yaz, kadınlar kitabı, sevgilim İstanbul öykü türünde, doğumunun 100. yılında dünya şairi Nazım Hikmet, Aragon, sağ salim kavuşsak biyografi türünde, Pasifik kıyılarında, seyir defteri, gemiler de gitti, gezi türünde, 40 kısa şiir, şiir türünde Şeyh Bedrettin destanı üzerine yerel kültürden evrensele Nazım Hikmet ve geleneksel Türk yazını Yaşar Kemal'i okumak Paris yazıları ise araştırma türünde yazmış olduğu eserlerinin bir kısmıdır. Nedim Gürsel, Nuriye Akman ile röportajında edebi çizgisini şu sözlerle özetlemiştir. Ben her yere İstanbul'dan hep bir parça götürdüğüm duygusuyla gidiyorum. Karşılaştığım her yeni şey bende bazı çağrışımlara yol açıyor. İzler ve gölgelerin ana izleyi yazınsal çağrışımlar. Örneğin Saint Petersburg'a gittiğimde Pushkin'in, Dostoyevski'nin Saint Petersburg'unda da dolaştım. Brüksel'e gittiğimde yanımda Carles Baudelaire vardı. Baudelaire, yaşamının son iki yılını Brüksel'de büyük aynı otelinde geçiriyor. Bir şair düşünün, felç geliyor. Konuşma yetisini kaybediyor. Onun izini sürerken Galatasaray Lisesi'ndeki Yatılı okul yıllarıma döndüm. Yatakhanede gece geç vakit lambalar söndüğünde yorganı başıma çeker, cep lambamı çıkarır, Baudelaire'ı okumaya çalışırdım. Semih Gümüş ise Nedim Gürsel'i şu satırlarla değerlendirmektedir. İlk öykülerine ve yazılarına bakarak son 40 yıl içinde en genç ünlenen yazarın Nedim Gürsel olduğunu sanırım söyleyebiliriz. Hem 18 yaşında dönemin en önemli dergilerinde yazılar ve öyküler yayımlıyor, hem de 24 yaşında sonradan sanki baş yapıtmış gibi konuşula gelen uzun sürmüş bir yaz kitabını ortaya çıkarıp, ertesi yıl dönemin en çetin ödülü ve alanın yalnızca Unutulmayacak bir değer kazanmasına neden olan Türk Dil Kurumu Hikaye Ödülü'nü alıyordu." demiştir. "Yapıtları yalnızca Türkiye'de değil, Batı ülkelerinde de yankılar uyandıran bir yazardır Nedim Gürsel. Yabancı ülkelere çevrilip yayınlanan kitaplarıyla edebiyatımızı sınırlarımızın dışına taşımış değerli bir yazarımızdır." Her gittiği ülkeye, her gördüğü kenti kendi geçmişini de taşımaktadır. Nedim Gürsel'in Kadınlar kitabı 1983 yılında ilk kez yayımlanmış ve 10 gün sonra da toplatılmıştır. Yazarı hakkında müstehcenlik gerekçesiyle dava açılmış ancak sonuçta yazar aklanmış, kitap da yeniden gün ışığına çıkma şansı bulmuştur. Kadınlar kitabını yeniden basarken kitabın sonuna yazarın mahkemede yaptığı savunma da eklenmiştir. Nedim Gürsel uzun sürmüş bir yaz ile Türk Dil Kurumu Hikaye Ödülü, Sevgilim İstanbul ile Fransız Pen Kulübü Özgürlük Ödülü, Öğleden Sonra Aşk ile Fransa Türk Ödülü öykü ve eleştiri dalındaki çalışmalarıyla Strak Altın Plak Ödülü, Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü, Radyo Fransa International Uluslararası En İyi Öykü Ödülü, Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü, Balkonya Vakfı Uluslararası Roman Ödülü, Fransa Akdeniz Roman Ödülü, Tomris Uyar ve Murat Han Mugan'la paylaştığı Haldun Taner Öykü Ödülü, Fransız hükümeti tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi ödüllerine layık görülmüştür. İlk yazısı Şalahov'un hikayeleri 1966'da Yeni Ufuklar dergisinde çıktı. Soyut, Yeni Dergi, Papirüs, Yeni Edebiyat, Halkın Dostları, Birikim, Sanat Olayı, Toplum ve Bilim, Milliyet Sanat, Gösteri, Yeni Düşün, Argos, Adam Sanat ve Atlas gibi dergilerde öykü ve yazıları yayınlandı. İlk Kadın adlı öyküsü İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından 1995'te sahnelendi.